Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm. Bugün muhalefeti, Kemal'i, Ahmet'i, Mehmet'i, Ekrem'i bir kenara bırakalım. Türkiye'nin etrafında savaş tamtamları çalmaya başladı. Savaş sesleri yükle yükselirken Cihat Yaycı'dan da Türkiye ile ilgili çok önemli, kritik bir uyarı geldi. Tuzağa düşmeyelim, aman dikkat edelim dedi emekli tüm amiral Cihat Yaycı. Savaşın içine çekilmeye çalışan bir Türkiye var. Türkiye'yi sandıkta deviremeyenler Türkiye'yi farklı kaos senaryolarıyla yok etme bitirmeye, en azından diz çöktürmeye niyetliler ve bunun fitilini özellikle Karadeniz'de ateşleyecekler. Burada Rusya ile alakalı geçmiş günlerde yaşanan ve benim de anlattığım yarım milyona yakın izlenen bir hadise vardı. Ivan Kruz gemisiyle ilgili bir olay vardı. Bir istihbarat gemisine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleşmişti. Türkiye'yi de bu çok yakından ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Türk akım boru hattının bulunduğu bölgede ve Türkiye'ye çok yakın bir adreste 140 kilometre İstanbul'a bir mesafede gerçekleşen bir olaydı. Bununla ilgili Türkiye'yi neyin içine çekmeye uğraşıyorlar? Bundan bahsedeceğiz. Ve neden böyle devasa, kirli, karanlık planları hayatı geçiriyorlar? korkularını 2024, 2025, 2026 bu 5 yıllık periyotta Türkiye onlar için ne anlama geliyor? Nasıl riskler anlamına geliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Gelin bugün onları şoka sokacak, dudak uçuklatan rakamlardan birkaçını vererek konuya girelim. Sonra da Cihat Yaycı'nın altını çizdi. Türkiye'ye kurulan Karadeniz'deki devasa tuzağı deşifre edelim. Şimdi burada söyleyeceklerim birilerine şimdiden kapak olsun. Türkiye'den müthiş bir hamle geldi. Dudakları uçuklattı. Sasat 2022 yılı performans raporuna göre Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü geçen yıl 12.2 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Bu cirolar önceden 2 milyar dolar seviyelerinde bile değildi. Kaç kat arttığını siz hesaplayın. Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği SASAT tarafından her yıl hazırlanan performans raporunun 2022 verileri yayınlandı. Rapora göre savunma ve havacılık sanayi sektörü 2022 yılında önemli bir artış gerçekleştirdi. Ve aynı dönem içerisinde buradan elde edilen Ciro'nun dörtte birine yakın bir miktarı sadece ARGE yani araştırma ve geliştirme alanına ayırdılar. Bu da çok önemli bir nokta. Raporda yer alan sektör performans verileri göre son 5 yıllık ciro, istihdam göstergeleri her alanda olumlu gelişmeler kaydetti. Verilere göre 2021 yılında 10.159 milyon dolar olan ciro %5 artış oranıyla 12.196 milyon dolara yükseldi. 2021 yılında 8.575 milyon dolar olan bu siparişler %2.58'lik artışla 8.797 milyon dolar seviyesine yükseldi. Türkiye bu alanda büyük gelişmeler katetti diyor. Bu açıklanan performans raporu böyle rakamlardan ibaret. Bunlarla sizi boğmak istemiyorum. Performans raporunu değerlendiren savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir çok önemli bir isim. 2022 yılında 12.2 milyar dolarlık ciroya ulaşan sektörün gelecekte çok daha büyüyeceğini özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen burada kurduğu cümleler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol gösterici bir Türkiye için çalışmalar sürmeye devam ediyor edecek. Yüksek kabiliyet sanayi altyapısını güçlendirmeye, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeye, yerli ve milli üretimde öncü olmaya devam eden Türk savunma sanayini Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu vesileyle yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemi ayrıca tebrik etmek lazım. Türkiye bu yıl Allah'ın izniyle 75 milyar dolar savunma sanayine rekor bir bütçe ayırmayı planladı anlıyor. Bu bütçe sayesinde mevcut projeler şahlanarak, üzerine koyularak ve burada birlikte çalışma daha da teşvik edilerek yerli milli ürettiğimiz askeri teçhizatlar hız kazanarak daha da önemli bir noktaya doğru bu 5 yıl içerisinde Allah'ın izniyle ilerleyecek. Şimdi kıymetli dostlar o başta söylediğim Cihat Yacağı'nın emekli tüm amiral Cihat Yacağı'nın savaşın içine çekilmeye çalışan ülkemiz konusunda çok kritik uyarılarını aktarmakta fayda görüyorum. Geçtiğimiz çarşamba günü yani 24 Mayıs 2023'te Rus medyası Karadeniz'de Türk akım boru hattını korumak üzere keşif, gözetleme görevi yapan Ivan Cruz istihbarat gemisine Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen 3 silahlı insansız deniz aracı yani SİDA'ların saldırı gerçekleştirdiğini. Bunun da İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzey doğusunda düzenlendiğini Geminin saldırıdan hasar almadan kurtulduğunu bu ekranlarda sizlere aktarmış anlatmıştım. Daha sonra Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı da bu yönde bir takım açıklamalarda bulundu ve söylediklerimizi teyit etti. Türkiye'de bazıları bu haberin doğruluğunu dahi teyit etmeden Rusya yanlıları vay efendim Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesinde yani o MEBI içerisinde Ukrayna'nın böyle bir saldırı yapması kabul edilemez vesaire falan diye Rusya ile Türkiye'yi Türkiye Ukrayna'yı çatıştırmak için muhalif medyada bazı açıklamalara rast geldim ve bunlar benim tepeme attırdı. Batı yanlıları, vay efendim Rus gemileri bizim münasir ekonomik bölgemiz içerisinde nasıl olur, bu bora hattını nasıl korur falan hiçbir şeyden habersiz. Gözetleme ve karakol görevi nasıl yapar diye yazmaya söylemeye başladılar. Öyle ki bu şekilde yazan ve söyleyenlerin hiçbiri ne deniz hukukundan ne de silahlı çatışma hukuku kurallarından bir haberler ve de bahsetmiyorlar ve de araştırmıyorlar. Ya bilmiyorlar ya da işlerine gelmiyor. Ya bilerek ya da bilmeyerek Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'yi taraf yapmak istiyorlar. Maalesef münasır ekonomik bölgede yürütülebilen yabancı askeri faaliyetlerin hukuki ve teknik boyutlarını dahi bilmeyen sözde bazı uzmanlar bir takım hatalı ya da kasıtlı yanlış yorumlarda bulunarak toplumu da yanlış yönlendirebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti menfaatlerini gözetecek şekilde tarafsız Karadeniz politikasını, ilkesini, Türkiye ilkelerine ve menfaatlerine uygun olarak ilerletmek istiyor. Ya Rusya ya da Ukrayna ile yan yana ya da karşı karşıya gelin diyenlerin de hedefinden çıkmaya çalışıyor. Yani etrafımızda ateş çemberi yetmezmiş gibi bir de kuzeyimizde, Karadeniz'de aralarında problem yaşayanlarla bizim de ilişkilerimiz bozulsun, başımız belaya girsin istiyorlar. Türkiye'nin bundan ne çıkarı olacaksa maalesef andacılık böyle bir zihniyet işte arkadaşlar. Sömürge olmaya, vali olmaya, niyetli olanların kafa bu kafa. Şimdi biz iddia edilen bu saldırı olayını Türkiye açısından deniz hukuku ve silahlı çatışma hukuku kapsamında soru ve cevaplarla açıklayalım. Biraz yaşanan bu hadiseyi anlatalım istiyorum. Bir aydınlık getirelim. İddiaya göre Ivan Kruz gemisine saldırı nerede gerçekleşti? Rus medyasının savunma Bakanlığı yetkililerinin iddialarını dayandırdıkları haberle göre İvan Kruz gemisi İstanbul Boğazı'nın 140 km kuzeydoğusunda saldırıyor uğradı. İddia edilen saldırının gerçekleştiği konum Türk Münasır Ekonomik Bölgesi içerisinde kalıyordu. <laughs> Kuzey Akım boru hattına yapılan saldırı üzerine 29 Eylül 2022'de Türkiye ve Rusya'nın bu olaydan sonra Türk Akım boru hattını korumak için gerekli tedbirleri almaya ihtiyacı vardı. Özellikle Bulgaristan kıyılarına yakın bölgelerden geçen güzergaha bilhassa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum diye biz buralarda ekranlara çıkıp anlatmıştık. İddia edilen saldırının tam da işaret ettiğimiz adreslerde olması bu işin arkasında Ukrayna'dan başka hatta Karadeniz'e kıyıdaş olmayan güçlerin olabileceğini akla getiriyor. Peki Ivan Kruz gemisinin o bölgede ne işi vardı? Rus Savunma Bakanlığı olayın ardından 24 Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada Ivan Kruz istihbarat gemisi Türkiye Cumhuriyeti'nin münasır ekonomik bölgesinde yer alan Türk akım doğalgaz boru hattının işletme güvenliğini sağlamak üzere görev yapıyordu diye açıkladılar. Şimdi Rus savaş gemisi Ivan Kuruz Türkiye'nin bölgelerinde faaliyet gösterebilir mi? İşte eğitim yapabilir mi? Tatbikat yapabilir mi? Düşünelim. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 58'e göre denize kıyısı olsun veya olmasın bütün devletler diğer devletlerin münasır ekonomik bölgelerinde açık deniz seyir sefer serbestilerini 1982'nin hükümleri çerçevesinde kullanabilmekte. Yani MEP ekonomik faaliyetler dışında seyir sefer açısından açık deniz. Yani uluslararası su statüsündedir. Diğer devletlerin askeri gemileri, diğer devletlerin iç su ve kara suları dışında deniz alanlarında tatbikat, eğitim, keşif, gözetleme gibi gibi faaliyetler yapabilir. Ticari faaliyet gerçekleştiremez müsaadesiz. Dolayısıyla bir devletin mebinde diğer devletlerin askeri gemileri, tatbikat, eğitim, benzeri faaliyetler yapmasına engel teşkil edecek bir düzenleme yoktur. Şu soruya da yanıt verelim. Karadeniz'deki Türk akım boru hattının mülkiyeti kime aittir? 1 Aralık 2014 tarihinde imzalanan Türk akım boru hattı mütabakat muhtırasına göre bu hatların deniz altındaki kısmın yapımı ve mülkiyeti Rus Gazprom'a Yani Rus Gazprom'u bir Rus gemisi orada korumaya çalışmaktadır. Ancak elbette boru hattı ve kablolar sahildar devlete aitse korunmalıdır. Bununla birlikte boru hattının sahibi sahildar devlet değil ama boru hatlarından faydalanıyorsa bu boru hatlarının sahibi devletle birlikte boru hatlarının korunmasına katkı sunabilir. Bu özel durumda ise boru hatlarının mülkiyeti Gazprom'a yani Rusya Federasyonu'na aittir. Rusya Türkiye topraklarına gazı ulaştırmakla mükelleftir. Bununla birlikte boru hatlarının zarar görmesi Türkiye'ye ulaştırılan doğal gazın kaybına ve dolayısıyla ekonomik zararlara da yol açabilecektir. İşte daha önce de anlattığımız, önerdiğimiz gibi boru hatlarına yapılacak sabotaj ve saldırıların Türkiye zararına olması dolayısıyla hem Türkiye'nin hem Rusya'nın burada sorumluluk sahibi olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Yani vay efendim Rus gemisi neden oradaydı falan deyip buradan bir yaygara kopartıp bizi Rusya'yla, bizi Ukrayna'yla karşı karşıya getirme çalışmaları ve çabaları boşa çıkmıştır ve çıkmalıdır. Bunu halen daha dile getirenler ya cahildir, ya bilmiyordur ya da bilmek işlerine gelmiyordur. Türkiye ülkenin dört bir yanında, dünyanın her farklı alanında ve mecrasında batıyı çıldırtacak, kendi âli menfaatlerini de yükseltecek çalışmalara tam gaz devam edecektir. Bu 5 yıl demir yumruğun konuştuğu bir 5 yıl olacaktır. Türkiye masaya yumruğunu vuracak. Nerede ne istiyorsa gidip onu kopartıp alacak. Önceden böyle gıdım gıdım çimdik çimdik alıyorduk. Ama şimdi böyle kütle kütle but but kopartacağız sizden. O kumandayı elimize aldık. Amerika Birleşik Devletleri ne diyorsa artık o değil. Avrupa ne istiyorsa artık o değil. İçimizdeki Manda kafalılar da bunu anlayacaklar. Paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabiliriz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.